Bismillahirrahmanirrahim. İşgalci İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak 10 yıllardır devam eden saldırıları son birkaç haftadır daha da şiddetlenerek devam etmektedir. İsrail acımasız ve orantısız saldırıları nedeniyle Filistin halkına sistematik bir şekilde soykırım uygulamaktadır. İsrail, Filistin'de ve özellikle de Gazze'de insanlık vicdanına, uluslararası insan haklarına ve hiçbir insani hukuka uymayan zalimane bir şekilde yüz binlerce insana dünyanın gözü önünde zulmetmektedir. Filistinli kardeşlerimizin en temel yaşam hakkı dahi engellenmekte ve büyük bir insanlık suçu işlenmektedir. Gazze'yi adeta büyük bir cezaevine çeviren işgal rejimi, Filistin halkını, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden bombalarla, savaş uçaklarıyla, füzelerle ve uluslararası savaş hukukunu da çiğneyerek katletmeye devam etmektedir. İsrail kendi tarihinden ders çıkarmadığı gibi insanlık tarihine de kara sayfalar eklemeye devam etmektedir. Uluslararası kamuoyunun olaylara adil ve insani bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Sivil ve savunmasız insanların öldürülmesi engellenmelidir. Ve acil bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılamaları için ilaç, gıda, elektrik ve su gibi ihtiyaçlar kesintisiz olarak sağlanmalıdır. Sivil katliamlar durdurulmalı, insani yardımlar hiçbir şekilde engellenmemeli ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması başta olmak üzere Adil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiği bilinmelidir. Sonuç olarak bölgemiz başta olmak üzere İslam coğrafyasının hiçbir yerinde huzurun bozulmasını veya çatışma ortamının olmasını istemiyoruz. Sermayenin ve ticaretin bu tür çatışma ortamlarından kaçındığı bilinen bir gerçektir. Ancak sadece tüccar ve iş insanları olarak değil aynı zamanda insani değerlere saygı Bağlılık ve hukukun her zaman önde olması gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bu nedenle haksiyat olarak diyoruz ki, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası insan hakları kuruluşları ve özellikle de Müslüman ülkelerin yöneticilerini Filistini korumaya ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı çıkmaya davet ediyoruz.